İriç, yumurtalar hazır bir tanem. Ben de domatesleri söğüşledim. Söğüşlemek mi? Aşkım sabah sabah ağır konuşuyorsun ama. Gökhan, bak sana bir ağır konuşurum, iki gün kendine gelemezsin. Aşkım sen niye bu sabah bu kadar gerginsin böyle? La Gökhan, iki tane yumurta kıracaksın, hadi sabah oldu ya, Allah'ını seviyorsun ya. Çocuklar da çift haline çift istedi varsa. Geliyorum, geliyorum Erman abicim. Ya Allah'ını seversen dikelim orada. Getir şu yumurtaları ya. Yeter ya. Tamam Erman abicim, hemen geliyorum. Aşkım sen Erman abinin domatesini hemen hazırla da asabileşip sonra bize yumruk falan göstermesin. Gökhan, bak ben bu kuzuların bu zoraki tane misafir durumuna daha fazla dayanamayacağım. Adam karısı evi terk edip gitti diye cümbür cemaat 10 gündür gelip burada 3 öğün yemek yiyor ya. Cümbür cemaat mi? Ama aşkım yani sen... Gökhan! Gökhan, bak hemen bir şeyler yap. Yoksa ben de abiye kuzu gibi seni ve bu evi terk edip giderim. Anladın mı? Terk ederim giderim. Terk ederim giderim. Lan 40 yılın başı bir yumurta istedik lan. 40 yılın başı bir yumurta istedik be. Geldim Erman abicim, geldim. Ama olmaz Gökhan diyorum, bak yani hizmetli sıfırsın ya. Gerçekten hizmetli sıfırsın. Yani sen... Şu anda şu yumurtayı böyle getirerek beni işi geç götürtmeye çalışıyorsun. Anlıyorum Erman'cığım, Erman abicim sen o yumurtaları... ...yumurtaları böyle hani ekmeği sarısına banınca dağılmasını istiyorsun ya... ...o yüzden biraz ben geç kaldım, onunla uğraştım. Dikkat et bazı şeylere. Çocuklar da yarım saattir domat bekliyorlar. Tamam abi, domatlar da hazır. Seval yaptı, hatta senin istediğin gibi üstüne böyle 2 turda zeytinyağı gezdirdi. Ama Sevalcığım kekik koymamışsın bunun üstüne. Kocanı seveyim, böyle şeylere dikkat et ya. Damak tadı. Şunun üstüne biraz kekik koy da getir, hadi kurban olayım sana. Yeni bir kere. Tamam, ben hallederim kekikleri. Kekikli domatlar geldi. Adam, adam. Adam, adam. Vallahi adam ya. Bir çay dök, bir çay dök. Kurban olayım hadi. Şunu ver, şunu alayım. Kurban olsun sen, hadi. Geç kalın, çabuk, çabuk, çabuk. Ben çok iyi gözlemciyim de. Gökhan iyi oğlan. Fakat karısı bizi sevmiyor. Ben dikkat, dikkat et. Haber baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Erman abi. Ya bence şimdi ben düşündüm. Galiba yani bence hislerime dayanarak söylüyorum ben bunu. Abiye Hanım'ın sana olan kızgınlığı geçmiştir herhalde. Evet Erman Bey, bence de Gökhan doğru söylüyor. Yani bence Abiye Hanım'dan özür dilemenin tam zamanı. Ben bir gidip Abiye'den özür dileyeceğim. Evet. Evet. Kağıt kaba kağıt. Kusura bakmayın Seval Hanım. Mağdur olan taraf biziz. O gelip bizden özür dileyecek. Bak çocuklarımla beni kaderimize baş başa bırakıp gitti. Olmaz. Günlerdir bu çocuklara ben bakıyorum Sevalcığım. Yani bunlara bakmak ne demek biliyor musun? İnanır mısın banyo yaptırdım, saçını ayırana kadar kendimden geçtim ya. Aklım gitti ya, sabaha kadar çıkaramadım vallahi. Ne Alman'da var, ne Fransız'da, ne İngiliz'de var. Şuna baksana ya, tek örnek ya. O gelecek bizden özür dileyecek. Biz de anlıyoruz kadın ruhundan Sevalcığım. Biz de yıllarımızı verdik yani, biz de biliriz böyle şeyler. Ama olmaz, katiyen olmaz, yanlış. Salamı ver. Çok haklısın Erman abi, yani gerçekten kesinlikle haklısın. Haklısın derken ben aslında şu anda bir düşündüm, tekrar bir düşünüyorum, daha sağlıklı bakmaya çalışıyorum objektif olarak, bir erkek olarak. Tabii Abiye Hanım bir bayan olduğu için sanki senin bir erkek olarak centilmence ondan özür dilemen daha doğru olacak. olacak derken şimdi farklı açıdan baktığımda haklısın yani ben kesinlikle. de. Abi Hanım'ı nasıl razı edeceğiz ben onu bilmiyorum tabii. Hiçbir şey, ben bildiğim yok, konuşuyorum işte.